Efendim, nihayet sizi hakiki kimliğimle selamlayabilirim. Ben Miralay Cevdet. Sizin namınızı Baytar diye duyduk. Ve madem öyle siz de beni gerçek kimliğimle tanıyın. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Sizi beklemiyordum efendim, çok memnun oldum. Bir silahşör, bir asker beklerken bir şair buldunuz karşınızda. Ne mutlu. Cihan alt üst olurken seyre baktın, öyle durdun da. Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda. Desem bin defa insanım, kanan kim, hem niçin kansın? Hayır, hürriyetin, hakkın masum oldukça insansın. Masum oldukça insansın. Bu mısralarınız duyduğum günden beri hatırımdan çıkmaz. Siz o gün Balıkesir'de miydiniz? Hayır efendim, maalesef. Ama bu mısralarınızı işitmek için Balıkesir'de olmak icap etmezdi. Sözleriniz o kadar kuvvetliydi ki memleketin dört bir yanından işitildi. Şükür Allah'a. Çok şükür. Lakin dikkatli olun Miralay. Kişinin sanatına hayran olup bu sanatçıyla karşılaşması ekseriyetle hayal kırıklığı yaratır da. Estağfurullah efendim. Ben sizi sadece sanatçı olarak değil, aynı zamanda Abdülhamit'in istibdat rejimiyle mücadele etmiş, hatta teşkilat-ı mahsusa da vazifelendirilmiş ve bilhassa Büyük Millet Meclisimiz açıldığı gün Ankara'ya gidip Mustafa Kemal'in yanında milli mücadeleye katılmış bir kahraman olarak da bilirim. Estağfurullah. Bizim kahramanlığımız milletimizin her ferdi kadar. Şimdi de İzmir böyle alt üst olurken öyle seyre bakıp durmayalım diye buraya geldik. Mustafa Kemal Konya'ya, Kastamonu'ya hangi sebeple gitmemi istediyse ben de şu anda İzmir'e aynı vazifeyle geldim. Halka temas etmek, cesaret aşılamak için. Komutanım, halk kafi miktarda cesur ve kudretli. Biz sadece kudretin meydana çıkmasına vesile olabiliriz. Bu plebisit mevzusunda da fikrim bu yönde. Halk hali hazırda İzmir'de bir kıyam olduğu zannıyla şehirden göç ediyor. Lakin bu dönen tezgahlardan bir haberdar olsalar, o Filipos'un bir oylamaya hazırlandığını, eğer şehri terk ederlerse İzmir'in tamamıyla elden gideceğini bilseler, işte o zaman yerlerini, yurtlarını terk etmezler. Haklısınız. Bize düşen vazife de halkımızı her şeyden haberdar etmek. Tabii münasip bir dille. Münasip bir dil bulmak sizin marifetiniz efendim. Ben bir metin kalemi almaya çalışırım elimden geldiğince. Lakin halka vasıl olmasını nasıl sağlarız, burasını bilemem. O da benim vazifem. Merak buyurmayın. Yıldız, sen hakikati mi öğrenmek istiyorsun ha? Senin tek derdin hakikat mi? Evet. İyi. Kumandan Filipos'un arkasından yasal olmayan birkaç ticari iş çevirdim. Rahatladın mı? Havan elini tutarak. Kızın bana karşı bir alakası vardı, ben de onu kullandım. Sırf ticari bir iş için kızı kullandım. O mühür benim elime geçsin diye böyle bir rezillik yaptım. Sonunda söyledin bana. Doğru söylediğini nereden bildim ben Yakup? Yıldız, ben zaten İzmir'in en güzel kızıydı evliyim. Neden aldatayım seni? Bana baktığında şımarık ve hadsiz bir kızdan başka bir şey görmediğini söylemiştin. Bu süslü laflara inanmamı bekleme şimdi. Şimdi bambaşka bir şey görüyorum, oldu mu? Sen ne yaptın? Karımı öptüm. Karını öptün. O kadar basit. Bu kadar basit. Ne oldu, şaşırdın mı? Şaşırdım tabii. Yani karını insan yerine bile koymuyorken böyle bir anda... Ha, sen kendin için yaptın bunu. Ne? Ha, tabii köşeye sıkıştın, zorlandın. O yüzden de böyle bir şeye başvurdun. Yıldız, Yıldız, ben seni sadece şımarık bilirdim. Lakin sen düpedüz vesveselisin. Hem de hastalık seviyesinde. Yakup, sen Havva olayını Filipos'a söyleyeceğim deyince aşka geldin. Bana olan hislerini açıkladın. Bu mu vesvese? Sen benim aklımı çok hafife alıyorsun Yakup. Yıldız, sen sürekli başka bir şüpheyle çıkıyorsun karşıma. Samimiyetimi nasıl ispat edeceğimi şaşırdım. Sen söyle. Söyle, seni nasıl ikna edebilirim? Söylediklerine samimisin yani? Evet. Madem beni aldatmıyorsun,
Madem artık benle bambaşka bir şey görüyorsun. O vakit o Havva denen kızı İzmir'den yolla. Bütün irtibatımı kes. Yıldız sen delirmişsin. Sen bir insanın hayatıyla oynamamı nasıl istersin sen ben? Ne var Yakup? Hem o da burada çalıştığı için mutlu değil ki. Kız en azından kardeşinin yanında hasret gideriyor. Ben kızı nereye göndereyim? Kardeşiyle nasıl ayırayım? Kardeşini de yollarsın o zaman. Çok kolaydı bu. Kolay tabii. Hem sen sözüm ona parasını kazanan, işe gücü yerinde olan biri değil misin? Yani istersen şehir dışına, istersen Yunan işgalinden uzak bir yere gönderebilirsin onu. Bunda bir şey yok. Yakup bak senden kötü bir şey istiyormuşum gibi davranma. Havva burada köle, kardeşi de yetimhanede. Bunu yaparsan hem onlar kurtulur hem de biz. Sana itimat etmemin tek yolu bu. Yok, yapmayacağım dersen o zaman yolundan çekil, ben General Filipos'a anlatacağım her şeyi. Tamam. Tamam, ben icabına bakacağım. Bu ses ne? Filipos bağırıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.